Değerli dostlar, Akturk Makine sponsorundaki Bursa Tarım Fuarı'nda şimdi bir dost bağındayız. Metin Özdürek abimle beraber onun standındayız. Pro Verim firmasındayız. Tabii biliyorsunuz Metin Bey yıllarca gübre sektöründe gerçekten en üst düzeyde çok ciddi hizmetler etti. Sektördeki bütün dostlar onu yakinen tanır. Bizim de yıllardır bir hukukumuz var. Bugün biraz hem gübre sektörünü konuşacağız, hem kendi firmalarını konuşacağız ama öncelikle tecrübelerinden yararlanarak dünyadaki ve Türkiye'deki gübre sektörünü, yeşil kuşak anlaşmaları sonucu yapmamız gerekenleri biraz detaylandıracağız. Metin abi, yayına hoş geldin. Hayırlı hoş bulduk, haber. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri onur ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz Cemil Bey. Hayırlı fuarlar dileyelim. İnşallah. Önce şununla başlayalım. Özellikle yayın öncesinde konuştuk. Dünyada bir değişim söz konusu. Kimyasal gruplardan uzaklaştırılarak organik, organominal gübre grubuna bir geçiş var. Siz de yıllarca sektöre hizmet eden birisi olarak bu değişimi nasıl görüyorsunuz? Bu değişim yeterli mi? Türkiye yeterince buna ayak uydurdu mu? Şimdi öncelikle şöyle ifade edeyim. Doğru söylüyorsunuz. Dünyada tabii tarımın ve endüstriyel tarımın ve ihtiyaçlarının karşılanması adına konvansiyonel gruptaki gübre türünün yaygınlaşması gerektiği dönem yaşadı dünya tarihi ve dünya tarım tarihi daha doğrusu. Bu süreçte tabii kimyasal alandaki üretim de çok fazla arttı. Mesela bugünkü sürece baktığımızda ben çünkü İFA verilerini çok sık inceleyen birisi olarak söyleyeyim. Uluslararası hani gübre asamblesi olarak ifade edelim İFA'yı. Her iki yılda bir toplantıları olur dünyanın çeşitli ülkelerinde. En son aldığım veride 400 milyon tonluk bir gübre tüketimi vardı. Ve bunun yaklaşık 200 milyon tona yakını azotlu gruptu. Onun dışında işte azot, fosfor, potasyum ve diğer işte fosforik asit, sülfürik asit ve diğer bitki besin elementleri düzeyinde dağılımları söz konusuydu. Şimdi Türkiye'de aslında bundan kopuk bir seyir izlemiyor işin doğrusu. Bizim hani geçmiş yıllarda baktığımızda işte 1, 1,5, 2, 3 milyon ton gibi üretimi ve tüketimi olan gübrenin son dönem içerisinde 7-8 milyon tonlara çıktığını biliyoruz. Ama bu 7-8 milyon tonluk tüketimin içerisinde son bilhassa 3 yılda dünyada da bilhassa dünyada aslında 5 ile 10 yıllık bir periyot sayabiliriz bunu ama Türkiye'de son 3 yılda organik, organomineral ve mikrobiyal gübre algısı ciddi manada gelişti, oturdu ve bir rakama oturdu. Tabii biz bunu sınıflandırırken de Tarım Bakanlığı'nda çok değerli dostlarımız var. Beraber de istişare ettiğimiz, görüştüğümüz. Şu anki zaten Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Bey'le de biz uzun zaman Gübretaş'ta beraber çalıştık. O dönem içerisinde de biz mesela bazı verileri istediğimizde organomineralde rakam 100 bin tonlar civarı çıkıyor, çıkmıyordu. Şu anki rakamları alınca çok sevindim. Yani organiği, organominerali ve mikrobiyarı ki mikrobiyar bunun içinde minimal paya sahip maalesef. Yüksek oranda olması gerektiğini düşündüğümüz bir ürün grubu. Oradaki rakam işte bir önceki yılda 300 bindi. Yani 2 yıl evvel 300 bin ton civarıydı. Geçen yıl yaklaşık 500 bin tonları zorladı. Bu yılda tahmini olarak 700-750 bin ton gibi bir rakamı cover edeceği düşünülüyor. Bu güzel bir şey ama şu an Avrupa'da ve dünyada trend olan mikrobiyal gübre algısının da gittikçe yüksek seviyede oturduğunu görüyoruz. Şimdi bizim tabii yıllarca kimyasal gübre sektöründe yer almamız, hatta bazen bunun esprisini de yapıyoruz. Yani bilerek bilmeyerek tabii endüstriyel tarıma destek vermek adına yaptık bunu. Topraklarımızı bir şekilde zehirlemişiz kimyasal gübreyle. Tabii bu tamamen kötü manasında söylemiyorum, yanlış algı oluşmasın. Ama toprağın ihtiyacı olan, çünkü çok fazla kimyasal kullandığımızda pH dengesini bozuyoruz, EC'yi bozuyoruz, toprağın kalitesini düşürüyoruz, kireç oranını artırıyoruz. Tarım elverişsiz hale getiriyoruz. Dolayısıyla burada yapacağımız en iyi bu konuya tedavi yöntemi mikrobiyal gübredir. Tarıma elverişli toprak arazisinin dünya literatüründeki ölçeği %3'tür. Yani siz tarımdaki %3'lük organik madde oranını yakalayamazsanız, toprak tahlili neticesinde, toprak tahlili de insan kanındaki analize benzer. Toprak da bir canlı organizma neticede. Ne var ne yok bakmak aynen lazım. Aynen öyle. Azot, fosfor, potasyum, pH, EC, mikrobesin elementleri, tekstürü, kirli, tınlı diye ayırt etmek lazım. Ona göre reçete oluşturmak lazım. Tabii bu minvalde baktığımızda biz görüyoruz ki bu yapıyı korumanın yolu mikrobiyal gübrelerin yaygın bir şekilde kullanılmasından geçiyor.
Bunda da en önemli destek yine sizlerin Köy TV'nin aracılığıyla ifade edeyim Cemil Bey. Ben bunu bakanlığa da defaatle ifade ettim. Bildiğim kadarıyla bakanlıkta galiba bu konuda ciddi çalışma içerisinde. İnşallah İbrahim Yumaklı Bakanımız da zaten bu konulara çok duyarlı bir insan. Mikrobiyal gübrelerde kesinlikle çiftçilerimize diğer gübre çeşitlerinde olduğu gibi destek verilmeli. Ki bu alanda ciddi manada bir volüm kaydedilsin. Gerçekten hem sera yani örtü altı dediğimiz tarım faaliyetlerinde hem açık alan tarım faaliyetlerinde hem topraksız tarım faaliyetlerinde bu tür mikrobiyal gübrelerin hem organik tarımı desteklemesi adına hem sağlıklı ürün elde edilmesi adına hem o sağlıklı ürünü tüketen insanımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi adına çünkü bizim tamamıyla toplumun bütününü de ilgilendiriyor. Gıdayla alakalı bir şey direkt. Gıda güvenliği. Aynen gıda güvenliğini ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada bunu sağlayacak bir yapı ve mekanizma kurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani en azından organik mineralde verilen destek burada da verilebilir. Aynen öyle. Onu düşünüyoruz ve biz Proverim markasıyla burada da broşürümüzde ve kataloğumuzda görüldüğü gibi dünyadaki bütün gelişmeleri kapsayan çalışmaları biz Ar-Ge'mizi yurt dışında yapıyoruz. Türkiye'ye taşıdık. Ar-Ge'mizde yurt dışında yabancı profesörlerle ciddi manada bir Ar-Ge ekibimiz var yurt dışında. Head ofisimiz bizim Moskova'da. Türkiye'de iki tane fabrikamız var. Bursa'da ikamet ediyoruz. Bursa'da Bursa menşeli firmayız. Ama diğer bir ayağımız da Moskova'da. Ve ürünlerimizin Ar-Ge'sini, Ür-Ge'sini hem Türkiye'de hem Moskova'da yapıyoruz. Üretimimiz de Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli bir ürün olarak da Türk çiftçisine ve dünya tarımına sunuyoruz. Hakikaten de inanılmaz bir teveccühle karşılaştık. Mikrobiyal gübrenin en önemli özelliklerinden biri raf ömrünün uzun olmasıdır. Kullanılabilirliğidir. Kullandığınız zaman bitkide göstereceği maksimum faydadır, efektir. Bizim en önemli özelliğimiz endospor modunda olmasıdır bu organizmanın. Çünkü birçok ürünün raf ömrünün 6 aydan uzun olmadığını görüyoruz. Biz bu haliyle bile siz oda sıcaklığında 2 ile 5 yıl arası hiçbir şekilde dokunmadan bıraktığınızda kesinlikle kullanabileceğiniz 2 yıl sonra 5 yıl sonra o süre içerisinde alıp bahsettiğimiz prosesle alıp kullanabileceğiniz bir ürün bu. Türk tarımı için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Peki Metin Bey şey sorayım. Tabii sizi bırakırsak sabaha kadar sohbet ederiz ama sürede kısıtlı. Estağfurullah. Şey sorayım. Tabii özellikle bizim çiftçilerimizin daha önce organik mineral gübre ile ilgili de yaptığım işte mikrobiyal gübre ile ilgili yaptığım programlarda da ana bize sorulan soru şuydu. Ya kardeşim sonuçta biz konveksiyonel tarım yapıyoruz. Yani ticaret için bu iş yapılıyor büyük şekilde. Ya bizim burada bir bu diğer gruptan işte eski kullandığımız klasik gruptan bu gruba geçtiğimiz zaman bir verim kaybımız olur mu? Yani en büyük çiftçilerin bir de bir sıvıda alışkanlıkla ilgili problemimiz var. Bizim Türk çiftçisi sıvı gübreye çok alışık değil. Sebebi ne biliyor musunuz Üstad? Onu da anlatacağım. Bu iki konuda neler söylesin? Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birinci sorunuza geleyim. Hani konvansiyonel dediğimiz kimyasal grupla ilgili olarak kullanımı tamamen kaldıralım yerine bu ürünü getirelim demek, bu işi bilmemek demek. Öyle bir iddia kesinlikle kimse söyleyemez. Doğru bir şey değil. Keşke öyle bir şey olabilse ama şu yapılabilir. Siz burada bu ürünle ilgili olarak 100 birimlik bir konvansiyonel gübre tüketiyorsanız, atıyorum bir dönümlük arazide, o konvansiyonel ürünü bizim Proverim benzeri mikrobiyal gübrelerde yaptığınızda, kullandığınızda 3 yıl içerisinde %50 kullanır hale gelirsiniz kimyasal gübreyi ve orada %50'lik bir saving elde edersiniz. Bunu yaptıktan sonra bir, toprağımızın su ihtiyacını bir kere sıvı olduğu için oradan kullanıyorsunuz. İki, zaman içerisinde hem bilhassa bizim Güneydoğu ve Çukurova bölgesinde sulamayla ilgili hem sulama enerjisi var hem işçilik maliyetleri var. Ben bu konuda da çok kanaat önderi çiftçiler ara ara bizi ararlar Urfa'dan da. Orada topraktaki köklenmeyi çok ciddi derecede geliştirdiği için mikrobiyal gübreler, Proverim mikrobiyal gübresi toprakta yer alan nemi bitkiye vejetatif ve generatif yolla taşıdığı için tamamen su tüketimini de %50 saving ile burada çiftçimizin lehine bir maliyet avantajı olarak sunuyoruz.
Şimdi birincisi bu. Burada tabii tamamen kimyasalı kaldıralım demek kadar yanlış bir şey olmaz. Ama kimyasalı yarı yarıya azaltacak bir operasyona biz kesinlikle imza atarız. Buna da inanıyoruz. Bakın bunun en önemli özelliklerinden birini söyleyeyim. Yıllarca kimyasal kullanılan İç Anadolu'da özel bir bölgemiz var. Patates ve soğan üretilen, bilhassa patates üretimi olan Nevşehir bölgemiz. Nevşehir, Kayseri bölgesi. Nevşehir'de bir bölge kanserojen olduğundan dolayı tarıma yasaklandı süresiz olarak. Hatta ben bakanlığa da ilettim, oradan bize bir 10 dönüm 20 dönüm yer verin. Biz orayı proverim gübreyle, mikrobiyal gübreyle iyileştirelim. Gerçekten o konuda halen görüşüyorum arkadaşlarla, sağ olsunlar. Bir de Ardahan'da bir yer bize söylemişlerdi. Biz o konuda deneme ve demonstrasyon yapmak için hazırız. Yani Türk topraklarını gerçekten tarımın en iyi şekliyle, en uygulanabilir ve en organik şekliyle buluşturmak için mücadele ediyoruz. Diğer sorunuza gelince, hani organik mikrobiyal gübrenin işte kullanımı niye bu kadar, hani sıvı gübrede niye alışkanlık yok? O da çok enteresan. Ben verilere çok hakim biri olarak söyleyeyim. En son baktığımda damlama sulama, yani bizde çünkü bazı bölgelerde cebri sulama ve vahşi sulama yöntemleri var. Maalesef var. O da toprağın bitki besin elementlerini korkunç derecede yok ediyor. Bir de su, taşıyor. Yani su çok kıymetli, yarısı gidiyor. Tebrik ediyorum. Hani siz bir tonla sulayacağınız yeri 5 tonla suluyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi damlama sulamada da tüm sulama sistemi içerisinde tarım arazilerinde %13'ünde damlama sulama kullanıyoruz Cemil Bey. Yani müthiş bir açığımız var. Yine burada Tarım Bakanlığı'na müthiş bir görev düşüyor. Bu konuyla ilgili özel destekler verilmeli. Yani biz her ne kadar işte proverim mikrobiyal gübreyle diyorsak ki sizin hem sıvı ihtiyacını bitkinin toprağın gideriyoruz, hem organik madde oranını yükseltiyoruz, hem veriminizi artırıyoruz. Bir yandan da diğer bir destekte de damlama sulama ekipmanlarına bir destek verilmeli diye düşünüyorum. Ya bu çok önemli bir konu. Biz de daha önce bakanlıkta birkaç dostumuzla sohbette bunu iletmiştim. Ben hatta Diyarbakır'da bir çiftçinin, mısır çiftçisine bir denk geldik. İnanılmaz bir su tasarrufu var. Adam dedi ben bunu kiraladım. Yani icar tuttum tabiri caizse. Ben buna işte atıyorum damlama ve sulama veya akıllı sulama sistemine çekecek param yok. Yani onun için ben suyu honlarca kullanıyorum Türkçesi. Bakanlığın bu konuda bu çok acil bir eylem planı. Kesinlikle. Ama bildiğim kadarıyla 2024'teki Tarım Şurası'nda da gündeme gelecek konu başlıklarından birisi diyebiliyorum. Bunun ele alınması lazım. İnşallah. Metin Bey çok teşekkür ediyorum. Size sohbet keyifli. Ama süre kısıtlı. Abi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Aktürk makine sponsorluğundaki yayınlarımıza Bursa Tarım Fuarı'nda devam edeceğiz.